Evrende başka alemler de olmalı. Bazıları buna cennet der. İnsan ruhunun dolaştığı bir yer. Dünyadan gelenlerin arzuladığı bir varış yeri. Burada bitmemiş sorunları tamamlarlar. Görmeyi umduklarıyla buluşurlar. Merhaba, yolda mısın? Evet. Mallar yolda mı? Evet. Ve onları bizzat teslim ediyorum. Öyle mi? Sana cep telefonu kılıfı gönderdim. Aldın mı? Özel üretim. Kızım bayılacak. Alo? Alo? Lanet olsun. Aha. Ha? Hayır, hayır. Lanet olsun. Ürünlerim gitti. Meteor yağmur yoğunluğu nadiren görülür. Bir kısmı Yingde bölgesi üzerinde yoğunlaşmıştı ve çoğunlukla kırsal ve engebeli olduğundan... Arkamda dün geceki meteor yağmuru görüntülerini görüyorsunuz. Etrafa dağılmış meteor parçalarını ve bir teslimat kamyonunun ürünlerini görüyoruz. Bölge kırsal alanda olduğu için yaralanma veya hasar bildirilmedi. Müfettiş Lee, lütfen meteor yağmuru ile ilgili daha fazla bilgi verin. Tabii. Araç burada. Belirgin bir çarpışma izi ve sürücüde yaralanma yok. Yani kısaca şu sonuca varabiliriz. Görünen o ki bu meteor yağmuru kardeşim, ciddi bir hasar. Kardeşim, çalıştığımız teslimat şirketinin adı neydi? Vamba. Görebildiğimiz kadarıyla kamyon deri ürünler taşıyormuş. Kızım, bunu görmelisin. Gerçekten öyle mi? Bu konuda açıklama bekliyoruz. Aracınızın meteor yağmuru olan bölgeden geçtiğinden bahsettiniz. Bize neler olduğunu anlatır mısınız? Meteor kamyonu ters döndürdü ve içinden fırladım. Kalktım ve meteorun oluşturduğu delikten kargo konteynerini buldum ve başım yaralanmıştı. Çok fazla kan vardı. Kan kaybettim. Sonra bayılmışım. Yaralandığınıza ilişkin herhangi bir bulgu yok. Belki burada... Öyle değil mi? Ya da kendimi kaybetmiş olmalıyım. Sonra burada vardı. Her yerde kan vardı. Neyse, çok kan vardı. Bu ne kadara mal olacak? Sigorta için sordum. Şoke olacaksın. Hiçbir şey ödemeyeceksin. Rahatla, endişelenecek bir şey yok. Patron Mank, affedersin.
Kardeşim, harika bir hikaye uydurdum. Her cümlesine inandım. Anlattıklarım doğruydu. Yine mi? Ha? Sallamaya devam mı? Anladım. Bu şirketimiz için doğal felaketler kontrolümüzün dışındadır. Hadi eşyalarını topla, eve gidelim, çıkalım buradan. Hemen mi? Burada kalmak pahalı. Alo? Her şey televizyonda Bay Wang. Ha? Şirketiniz zararımı nasıl karşılayacak? Bir kuruş eksik verirseniz... Alo. Alo, üzgünüm. Pek çekmiyor da. Numara yapma bana. Kimdi o? Hı? Ne büyükannem? Büyükannen birkaç yıl önce ölmemiş miydi? Büyük halam. Birkaç tane halam var. Hadi toparlan sen. Tank, 3 yıldır internetten iş yapıyoruz. İlk defa böyle kötü bir durumda tanışıyoruz. Benim işletmem küçük, bu kayıp bana çok fazla. Tamam, sen söyle. Zarar karşılanmalı. Şimdi alıcılar ürünleri istemeyecek. Şirket bununla ilgilenecek. Bizim prosedürlerimiz Boş var. Boş ver prosedürleri. Siparişlerden sen sorumlusun. Bak ne diyeceğim. Tazminatımı ödemezseniz her gün ofisinize gelip sizden yiyip içeceğim ve bunu medyaya duyuracağım, anladın mı beni? Telefonlarımı açmıyorsun. İş yaparken tatlı konuşuyorsunuz ama sorun çıkınca toz oluyorsunuz. Hey! Bu benim bilgisayarım mı? Belli ki sana ait. Meteor'un açtığı delik nerede? Uydurma Meteor. Uzay korsanları tarafından yağmalandım da diyebilirdin. Açılmıyor ama. Konuyu değiştirme. Tianye! Evet. Bilgisayarda yardım et. Tank! Söyle ne yapacağız, söyle! Acele etme. Mesela bana sigorta talebini versene. Zararını tazmin edelim, ne dersin? Tamam, sana tekrar güveneceğim. Bu sigortamın tek geçerli belgesi. Kaybetme sakın. Bana yalan mı söylüyorsun? Yalan söylüyorsan ve bunu çalacaksan. Tamam. Elimde bir tek bu var. Şifresi kızımın doğum günü. Sen biliyorsun bunu. Bunu güvence olarak al. Tamam. Lanet olsun. Bu kadın işini biliyor. Hey! Hey, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir dakika. Bilgisayar tamir edildi. Ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Sigorta talebin tuvalete düştü. Çok üzgünüm. Dikkatsiz davrandım. Çok dikkatsiz davrandın. Hayır. Bilgisayarla yapma. Hayır. Yaptın. Hayır. Bay Zhang, teslimat emrini tekrar gönderir misiniz lütfen? Neredesiniz? Sinyal çok zayıf. Alo? Merhaba. Resmi belge düzelticisi mi? Gerçekten her tür belgeyi hazırlayabilir misiniz? Teslimat sigorta kağıtları mesela. Evet. Hayır, değişte lanet, okumana gerek yok. Meteor'un açtığı çukura ne oldu? Nereye gitti? Evet. Eski savaş alanına döndük. Old Wang, kaderimizde buluşmak varmış. Bugün arayı kapatmaya geldim. Senden daha iyisini yapıyorum. Beni suçlayamazsın.
Bugünlerde grup kucaklaşması çok popüler. Hadi grup kucaklaşması yapalım. Özür dilerim. Kırmak istemezdim. Sorun değil. 500-600 bin dolarlık bir şey. Sana fişini gönderirim. Old Bank hala zenginsin. Oha şunlara bak. Nazik oldu. Mink hanedanından oldu. Tamam mı? Evet, etkileyici. Hem de çok. Tefeciye 15 milyon borçlandığını duydum. Cesursun. Borç arayacağına bana gelmeliydin. Arkadaşlığımız o seviyede. Bu pisliği temizlemene yardım edebilirim. Kokmuyor. Borçlarını üzerime alıp bu vazoyu alabilirim. Bütün olumsuzluklar geçmişte kalsın. Sen benim rol modelimsin. Geç başladım ama hızla geliştim. Affedersin. Sağ ol. Parana ihtiyacım yok benim. Ne istersen yaz. Saçmalık. Bu tam bir saçmalık. Donunu kaybetmiş, kumar oynuyor. Çok özür dilerim. Bunu bilerek yaptım. Çok zenginsin öyle mi? Hey Yiğen. O araba senin miydi acaba? Özür dilerim, kazayla oldu. Senin ruh hastası herif. Old Bey. Belli ki bu bir savaş. Bu tam bir saçmalık. Evet, bu bir savaş. Bu işe nasıl girdiğimi biliyorsun. Teslimatları bisikletle bile yapsam evet, seni mahvederim. Beteriksiz ya, bu işe yaramaz. Tekrar hoş geldin. Ne zavallı bir manzara. Çalışanlarımız Hige'ye katıldı. Bir planı olmalı. Ligo, bir çözüm bul. Kaza için tazminat talebi geldi. Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Canın cehenneme, paramız yok. Bir çek vermiştin ama. O boş bir numaraydı sadece. Aa, içip takılıyorsun. Burada yaşadığımı nereden biliyorsun? Son 3 yıldır teslimat formlarını evine yolluyorum. Arkalarına bu adresi yazıyorum. Nasıl yardım edebilirim? Geri al. Ben paramı aldım. Bir bildirim geldi. Bana 5 dolar bıraktığın için sağ ol. Ne? Beni gönderecek misin yani? Tazminat talebini bulamadın mı yoksa? Geri almayı umuyordum. Bu benim ilk ziyaretim. İçecek güzel bir şeyler var mı? Senin ufaklık nerede bu arada? Aa, yaşadığın yer şirket garajı değil mi? Karın nerede? Bak, buraya sorun çıkarmaya gelmedim. Sorun yok. Karım gitti. İyi bir performansın var. Ne istiyorsan yap. Hadi al şunu. Bu kızın için bence tam uyacak. Nasıl? Baksana. Güzel mi? Sarira ve iç evrenin boşluğu. Ah, iyi misin? Zen ilahisi söyleyen evet, tuhaf evet, bir adam. Karpuz ister misin? Özür dilerim. Kapı açıktı. Çocuğum 3 yıl önce öldü. Trafik kazasında. Çocukları bu kadar seviyorsan başka bir kadın bulup yeniden yapabilirsin. Deli. Ne dedin sen? Deli dedim. Arkadaşın olmasam bile o çocuğun teyzesi gibiydim ben. Birbirimizi 3 yıldır tanıyoruz ve sen bana bu trajediden bahsetmedin. Bence pisliğin tekisin. Bence sen de pisliksin. Bu telefon kılıfı kızımdan kaldı. Senin sitenden almıştı. Bana aldığı
İlk ve tek hediyeydi. Sana açıklamak istedim. Ama fark ettim ki... Dünyada... Bir kişinin bile... Hayatta olduğunu düşünmesi... iyi geliyor. İnsanlar zaman her şeyi süpürür diyor. Ne acılı olsa da her şeyi süpürür. Ama ben hiçbir şeyi süpüremiyorum. Acı nehir gibi taşıyor, beni boğuyor. Kaçmak imkansız. Patronum terapiye gitmemi söylüyor. Karım beni terk etti. Bazen tek çözüm intihar gibi geliyor. Kızım yokken hayat anlamsız geliyor. Her neyse. Bu ne? Bu ne böyle? Ne? Bu gerçek mi? Hey! Hey! Ne oluyor? Gerçekten mi? Hey, neler oldu? Deprem. Bina sallandı. Sen de hissettin mi? Evet, bir sarsıldı, ben de. Tanrım. Ha? Ne oluyor burada? Gürültünüzden uyuyamıyoruz. Demek o gürültü. Uzaylı dil taraması. Ne oluyor? Tehlike! Tehlike! Hayır, tehlike yok. Çok güvenliyim. Dünyanın su kaynağı bana zarar veriyor. Ha, dökeyim. Sen nesin? Ben gezegen 452'den yıldızlar arası bir kaşifim. Mua mua. Ne gezegeni? Meteor yağmuruyla bir ilgin olmalı değil mi? Bu arabayı sen yaptın. Sen yaptın değil mi? Roma'daysan Romalı gibi davranacaksın. Bu hediye seni kurtaracak. Senden hediye istemedim ben. Sen rüşvet vermeye kalkma. Araştırmalara göre iyilikler insanı güçsüzleştiriyor. Entel gibi konuşmayı bırak. Dünyada ne işin var? Uzaylı hayatını gözlemliyorum. Dilinizi kullanıyorum. Sen benim laboratuvar faremsin.
Laboratuvar faresi. Evet, laboratuvar faremsin. Kod adın SB. Sizde büyük fareler mi var? Beni korkutmaya çalışma sakın. Bizler zeki ve yüce varlıklarız. Pek değil. Ne demek bu? Sen düşük IQ'lu hayatını mahvetmiş bir örneksin. Sana rastlamak benim kötü şansım. Umarım razı olursun. Ben düşük zekalıyım. Senin uzmanlığın ne? SB'yi koruyabiliyorum. Bu ne biliyor musun? Roket. Böcekleri öldürür. Seni böcek. Böcek öldürücü programlanmalı. Ne programlanması? Pislik. Pislik asıl sensin. Pislik. Ne istek mi yapayım? Ne? Evet, istek ki. Sana lanet olsun. Sana lanet olsun. Programlama tamamlandı. Mevcut durumun ikiye üçlük uygun değil. Kaçma! Hey! O şeyi çıkar buradan. Ya da aşağı gönder. Sence bu bilgisayar içinde özel bir şey saklayabilir mi? Şu büyüklükte bir tümör mesela. Bence tümör senin beyninde. Şaka yapmıyorum. Bak ekranda siyah bir delik vardı kocaman. Batıya yolculuk mu? Hayali bir portal değil yani. Büyülü güçleri var. Batıya yolculuk işte. Araba yapabiliyor. İnanıyor musun? Tabii. Gerçekten. Beynin meteordan zarar görmedi mi? Ne desen inanırım. Neye inanırsın? Ne yapıyorsun burada? Bilgisayar araştırması. Uzman değil ama. Yine mi bozuldu? Bilgisayar iyi. Ama beyni değil. Siz meşgulsünüz. Ben şimdi gideyim. Bekle. Seni bırakayım. Dün için özür dilerim. Ben de senden özür dilerim. Sana önceden söylemem gerekirdi. Ama gerçekten sende bir sorun var. Sürekli bahanelerin var. Belli ki direksiyon başında yorgundun. Ama meteor yağmurunu suçlayıp durdun. Ve kızının durumu... Dikkatsiz davrandın. Bu yüzden trafik kazasında öldü. Ve eski karın... Sana dava açtı. Ve bir yıl gözetim aldın. Bu doğru değil mi? Dava dosyalarını okudum. Sürekli onu sadece 5 dakika yalnız bıraktığını vurgulamışsın. Belki bu kadar dramatik ve ısrarcı olmasan hakim sizi ayırmayacaktı. Ama bir şey söyleyeyim mi? 1 dakika bile ihmalkar davrandıysan bu senin suçun. Bahane aramayı bırak. Ben çocuğumu seviyorum. Hatam değildi. Gereksiz endişen için sağ ol. Kimin hatası o zaman? Seninle ne ilgisi var? Bana karşı tavır alma. Biraz vicdan muhasebesi yap. Sana iyi gelir bence. Hiç çocuğun oldu mu? Olmadıysa vaazı kes. Buna hakkın yok. Konuşmak için hakka mı ihtiyacım var? Son 2 ayda bunu hak ettim o zaman. Şuna bak, gördün mü? Çocuğum var. Ve korkuyorum. Neden biliyor musun? Bir çocuğa bakamayacak olmaktan korkuyorum. Babasıyla konuşman gerekmiyor mu? Neden bana söylüyorsun? Ben bir eziyim. Teslimatlara çocuğunu götürdün. Karınla konuşmak istemedin mi? Saçmalıkların için başka bir yer mi? Bu saçmalığı kes de seninle öyle konuşalım, tamam mı? Tek acı çeken sen misin? Tek acı çeken sen misin? Bütün mesele sen misin? Meteor yağmuruyla kendini cezalandırdın. Keşke öyle olsaydı. Ama bunu anlamak imkansız. Ne yapıyorsun? Nedir bu? Enstalasyon mu? Bunu daha önce gördüm. Bir şey değil. Gerçek araba. 4. kattayız. Söylesene, bu normal mi sence? Baksana şuna. Park etmiş arabalar neyi kanıtlıyor ha? Neyi kanıtlıyor? Şimdi inanıyor musun? Çık. Ona bunu anlatamıyorum bir türlü. Bunu sen yaptın, sen anlat şimdi. Kiminle konuşuyorsun? Muamua'yla. Muamua mı? O ne öyle? İçinde saklanıyor. Bir hastaneye gidelim mi? Seni gerçekle şok edeceğim. Gel bakalım.
Ha! Şimdi deli kimmiş söyle. Buna inanıyor musun? Hadi, bin. Şaka mı yapıyorum sandın? Tank bu imkansız. Bu bir uzaylıdan hediye. Ne yapıyorsun? Ben de bir hediye istiyorum. Bunlar kazayla geldi. Ortalığı karıştırma. Bu dükkan nasıl görünüyor? Bu dükkan için paraya ihtiyacım var. Belaya bulaştım ve depozitom gitti. Özel güçleri varsa bana gerçek bir dükkan getirebilir. Ortalığı karıştırma. Seni uyarayım, o dükkanın vergisini ödeyebilecek misin? Hangi tuşa basmalıyım? Hiç fikrim yok. Lanet olsun. Lanet olsun. Burada mı saklanıyorsun? Saklanmak mı? Oturup seni bekleyemez miyim? Ne haber? Hiç. Tebrik ederim yönetim kurulu başkanı. Bırak şakayı. Hiç benlik değil. Bu iş ciddi. Sakin ol. Becerilerine güveniyorum. Seyahate mi çıkıyorsun? Evet, birkaç gün tapınakta içime döneceğim. Ne istiyorsunuz be? Burası otopark, golf sahası değil. William, ne tesadüf. Tesadüf değil, senin için geldik. Kesin şunu. Hadi. Patron Wang, çık arabadan. Hadi ne biraz oldu, iş konuşalım, ne dersin? Fare kokusu alıyorum. 15 milyonu ne zaman ödeyeceksin? Bana 2 gün daha verin. Büyük bir teslimat şirketim var. Defol. Bak benimle böyle konuş. Defol git! Hadi! Ayağımı kesin be! Durun, 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 sakin gel. Hadi git şuradan! Tamam. Hey, hey, hey! Dur! Hadi, takip edin! Geri gel! Dur, gitme! Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmayın! Tefeciden borç mu aldın? Almasam nasıl idare edecektik? He? Acil durum için küçük bir miktardı. İşler büyüyünce ödeyecektik. Ama işler hiç düzelmedi. Şirketin ikimize de ihtiyacı vardı. Sana arkadaşım gibi davrandım ama sen bana nasıl davrandın? Son 3 yıldır bunalımdasın. Şirket nasıl düzelebilir ki? He? Mızmızlanmıyorum. Kızının ölümü herkes için trajediydi. İnsanlar hayatı geri alamaz ama ne zaman bunu atlatacaksın artık? Konuyu kızıma getirme. O beni bitsin. İşe yarayacak olsa yıllar önce kovardım. Bugünü bekler miydim? Mutlu musun şimdi? He? Şirketimiz battı. Tank, hemen buraya gelmelisin. Muamua çok iyi. Dükkanı aldım. Tianjin. Bu taraftan. Tianjin, böyle olmaz. Hayır, böyle olmaz. Beğendin mi? Ben bayıldım. Gerçekten. Sen çok bir baş belasısın. Ederim. Yapma, teşekkür yapma. Ederim. Tam İşaretimi bir baş bekle. Belasısın. Şu evet. Kıyafetine bak, pis şeyleri yeme. Çocuğun babası o mu? Hey, gitme.
Böyle bir adam olmadan daha iyi olursun. Ona değmez. Boş ver onu. Teselliye gerek yok. Beni ağlatıyor. O zaman tamam. Bizden konuşalım. Her şey sırayla. Bu dükkan hiç yasal değil. Bence kullanmamalıyız burayı. Bence... Bu dükkanı asla bırakmayacağım. Makul olur musun? Bu dükkan bilgisayarımdan çıktı. Bir şey olursa bana olur. Seni rahatsız edeni bana gönderirsin. Sen erkeksin. Neden bu kadar korkaksın? Neye bakıyorsunuz siz? Neden bu kadar açgözlüsün? Sonuçlarını hiç düşünmüyorsun. Sonuçlar umurumda değil. Hamile kaldım ve ondan bir kuruş bile almadım. Bu açgözlülük öyle mi? Mesele para değil. O anlamda söylemedim. Tam olarak o anlamda söyledin. Bana baksana Tank. Şu andan itibaren bu dükkan benim. Açıkça anlatabildim mi? Patron, devam etmemiz gerekiyor mu? Evet! Hey, dur, önce sen... Kaybol! Çık dışarı. Çık dışarı dedim! Bunları bilerek mi yaratıyorsun, ha? Yüzüne de söylerim. Burası Çin. Her şey ayarlı. Yarattığın bu evler, arabalar nereden geliyor? Bak ne diyeceğim. Temiz gelir kaynakları olmayan pahalı mallar beni hapse yollar. Başlarım araştırmana. Hapse girersem çıkacak mısın, ha? Çıkacak mısın? Heh, kaçamazsın da. Çık dışarı. Hadi çık çık. Kızımı geri getir bana. O 5 dakikadan olduğunu söyle, hadi bana söyle. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Seni çekiçlerim. Lanet olsun. Bana araba hediye ettin diye sana kibar davranıyorum. Gel de konuşalım, hadi otur. Hadi otur otur otur. Hayır, oturamam. Orada uçmaya devam et hadi. Evimi getirdiğin şu hale bir baksana. Ev sahibime bunu nasıl açıklayacağım? Çalışma prensipleri. Yeniden düzenlemeler, taşımacılık, montaj. Ne diyorsun anlamıyorum. Ev sahibi de anlamaz. Kes artık şunu. Arabayı hemen geldiği yere gönder. Bu çok önemli. Ve Tian Jing'in dükkanında. Lütfen onu da gönder. Kabul edersen birlikte var olabiliriz. Birlikte var olmak nedir? Anlayamadın değil mi? Birlikte diyorum. Bak sana anlaşmayı göstereyim. Bir böcekle anlaşamam mı sanıyorsun? İtaat etmemeye hakkın yok. Pazarlığa hakkın yok. Aptal. Asıl aptal sensin. Bana meydan okumak mı istiyorsun? Sudan korkuyor musun yoksa? Anladın işte, uzatma artık. Buna pişman olacaksın. Sistem bilgisi delirdiğini gösteriyor. Bunu sen istedin. Üst kattaki, dikkat etsene. Tank sen misin? Bana nasıl vurursun? Senden öğrendim. O roket böcekleri öğrendim. Ya? Bu da senin delilini iyileştirebilir. Kirli su sıçratmak. Pis adam. Nerede? Saldırı bunu. Ayarlandı. Numune kan su tadıyor. Pis adam. Dur. Vurma. Yeter artık, vurma. Seni uyarıyorum, kung fu biliyorum. Biliyorum, Shaolin. Ayak masajı. Benim için iyidir. Bakın saldırısı. Vur. Vurdum. Vurdum. Bu nasıl? Zeki bir yaşam formuyum. Bu ne ki? Ah!
Rahat dur. Seni oynamaya çıkarayım. Oyun mu? Dünya çok güzeldir. Şu şahane manzaraya bir bakar mısın? Harika değil mi? Güzel, berrak bir su var burada. Kızımla ben burayı çok severdim. Dileklerimizi kağıtlara yazıp gerçekleşsinler diye burada suya bırakırdık. Cinayet, cinayet! Aa, biliyorum, biliyorum, merak etme. Bu şey sıkıca kapalı, içine su girmez. İnan bana, senden kurtulacağım. Katil, katil! İşbirliği yapmadığım için suçlama. Zayıf ve aptalım ve araştırmandan bir şey çıkmayacak. Göreceksin bak. Laboratuvarına başka fare bu. Düzgün bir adam bu. Mayun, Andy Lau, Yao Ming, bunlar iyi örnekler. Seni seviyorum, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Beni özleme. Eski günler. Eski günler, eski günler. Sizi terk etmek istedim. Eski günler. Oh, sizi sevmediğim değil eski günler. Oh! Beni avladın. Neden geri döndün? Data koleksiyonu tamamlanmadı. Numunenin ayrılması onaylanmadı. Sözünü tutmadın. Yalancısın. Sana ne zaman söz verdim? Acıya bağımlısın. Biraz makul olur musun? Yalancı, oynayacağını söylemişti. Şaka yaptın. Ezme beni. Oynayalım. Ezme, ezme. Al sana şaka. Oyun yok. Oyun yok. Eğlenceli. Akran kuşlar her yer uçuyor. Uçuyorum. Su, tehlike. Bu kadar korkma. Sakin ol. İşlem merkezim bunu hesaplayamıyor. Kız mısın, erkek misin? Eşeysiz mi yürüyorsun yoksa? Çok sıkıcı değil mi? Sıkıcı. Soruna gelince bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman sen sor, ben açıklayayım. Eziğin anlamı ne? Apış arası metaforudur. Metaforu bilir misin? Ay parlıyor. Dolmuş toprağın aynasında. Çok şey biliyorsun sen. Eziklik cinsiyetle mi ilgili? Ben bir eziğim. Sen de öylesin ama. Asıl ezik sensin. Eğlenmek için cesaretin olmalı. Birilerinin ayak işlerini yapıyorsun. Bu seni ezik yapar. Samanyolu'nun ötesinden onca yol geldin. Ben galaksinin ötesindeki gezegen 452 beden yıldızlar arası kaşık muamua. Sen de o gezegenden gelen bir eziksin işte. Kabul edilemez. Benim apış aram yok. İtaat et. İtaat ediyorum. Sakin ol. Tianjin, ben arkadaşınım. Kimse seni ve deliliğini önemsemiyor. Bekar anne olmak zordur. Bebek muayenesi için beni çağırmakta haklısın. Bu taraftan hadi. Orası Kürtaş kısmı. Durup ne yaptığını düşünür müsün? Neden durup düşüneyim ki? Siz modern kadınların nesi var? Risk alıyorsunuz ama sonuçlarını kabul etmiyorsunuz. Bu insan hayatı. Peki riskli olmasa kimin suçu? Erkeklerin bu konuyla bir ilgisi yokmuş gibi konuşuyorsun. Bunun üzerine tartışmamalıyız bak. Başka çocuk yapmamı tavsiye ettiğini düşünürsek ne cesaret. Canın isterse kürtaj yaptır. Biri sana çocuk verdi ama sen ona bakamadın. Konuşacağına cesur ol ister. Ben cesurum. Ya sen? Ben de. Zor olmalı.
ama. Gelsene. Kendi. Kendi. Baba. Baba. Kendi. Kendi. Sen mi yaptın? Bu senin işin miydi? Kandaki serotonin ve dopamin miktarı arttı. Kranyum basıncı kalp hızı ile birlikte yükseldi. Ne demek oluyor bu? Modun düştü. Hayır. Çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Sana minnettarım. Kimi kızdırdın? Acıyor mu? Eğer acıyorsa beni asla unutmazsın. Borcunu zamanında ödersin. Aç ağzını. Kıpırdama. Tankli Guo, çok çabuk gel. Buradayım. Burada. Ne yapıyorsun orada? Beraber içseydik ya. Bir yere gidip içelim. Tek başına içmek sıkıcı değil mi? Sence yemek yiyebilir miyim ha? Çok anlamsız. Sadece birkaç diş. Mesele diş değil. Mesele onur. Gel buraya, gel, gel. Çabuk. Oh, dikkat et, dikkat et, düşme. Tamam, Li Guo. Senin 3 yıl önce hissettiğini hissediyorum ben. Çok değerli bir şey kaybettin. Paylaş. Benimle paylaş. Nasıl yapıyorsun? Özlü sözleri söylüyorum. Sen öğrettin bana. İşe yarıyor mu? Bunlar tefeci. Geri dönüşü yok. Yok. Kalmadı. Neden bu kadar inatçısın? Atladığını görmemi mi istiyorsun? Bakma. Ama buradayım. Ah. Ölmek istiyorsan ben de öleceğim, tamam? Seninle, seninle. Hadi gel. Hadi gel, gel bakalım, gel. Gel şuraya, gel. Bırak. Gel. Beni kurtarmana gerek yok. Diğer tarafta kızını görebilirim. Kızına ne söylememi istersin? Saçmalama, gel. Bırak, bırak da öleyim. Yardım etsene bana. Bırak. Yardıma gerek yok. Bırak gitmeyi. Bir dakika. Çin romantizmi. Ne çirkin bir sahne. Pişman oldum. Kurtar. Ah!
dümdüzüm. Ligo, ölü müyüz diri mi? Ne diyorsun ha? Bu imkansız. Rüya falan mı gördün? Nasıl ölmedik biz? Bizi kurtaran Maymun Kral mıydı? Bu imkansız rüya gibiydi dostum. Dostum bu ne ha? Bu da ne? Söylesene. Ha? Ne bu? Sizden dişlerini kaybettiğini saptadı. Neden benim peşimdesin sen? Söylesene. Ne korktun ama. O senin kurtarıcın. Mua mua. Aman tanrım. Sus artık. Bu bayağı para eder. Neye bakıyorsun? Bu ne? Neye bakıyorsun? Aa, niye bana bakıyorsun? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Söylesene. Merhaba. Mağazamıza hoş geldiniz. Lütfen rahat etrafa bakın. Teşekkür ederim. Bir süredir tuhaf şeyler oluyor. Canım sıkkın. Seninle konuşmak istedim. Vay canına. Sonunda açılıyorsun. Nereden başlayalım? Yeni kürtaj oldun. Sigara içme. Sağlığın için kötü bu. İşimi kaybedeceğim. Belki de haklısın. Benim bir sürü sorunum var. Patron. Çıkabilir miyiz? Sen git. Peki. Hadi gidelim. Görüşürüz. Güle güle. Güzel dükkan. Çok güzel. Her şey yoluna girecek. Düşünmeyi bırak. Sen benim şans yıldızımsın. Kadınlar her zaman güvenecek bir erkek arar. Bunu hastanedeyken de biliyordum. Öyle mi? Sen öyle bir adamsın. Ailen olmadan eksiksin. Bu doğru işte. Çocukları seviyorsan neden bir çocuğun olmasın? Aldırmasaydın olurdu. Büyük umutlar. Hey, bir kadını öpmek erkeği büyütür mü hiç? Daha uzun hissediyorum. Baksana halime. Boy öyle uzamaz. Senin boyuna bu kadar yakın değildim. Bu doğru. Aa, ayakkabılarım nerede? Kıyafetlerimize ne yaptın? Hormonsal müdahale. Kıyafete ihtiyacınız yok. Aferin. Aferin. Kıyafetlerimi ver lanet olası. Dikkatini ver. Bu top uçuyor. Gördün mü? Bunu herhangi bir efektle yapamazsın. Bu uzaydan geldi. Açık artırma yapalım. Teknoloji mezatı. Bu antikalardan daha değerli. İyi fiyata gider. Bak sana söylüyorum. Sonra da anlaşmamıza bakarız. Arkadaşlara güncelleme gönderme, olur mu?
şimdi arkadaşımın yanında. Niyetin varsa anlaşırız. Bana şirketimi geri ver. Şunun iki parmağını kesin. Parmağımı kesmen işe yaramaz. 5 para etmezler. Lütfen tekrar düşün. Şu ha? anda borcunu ödüyorsun. Karma budur. Patron. Bunu sen ayarladın. Seni öldüreceğim. Ben seni kurtarmaya geldim. Bu şeyi sevdim. Anlaşma yapalım. Hayatını kurtarmak için robotu kullan. Adil değil mi? Uzaylının niyeti hiç iyi olmayabilir. Gücünü kendin gördün işte. Ya ülkemize, insanlarımıza büyük zarar verirse ne olacak? Bunu hiç düşündün mü? Ne diyorsun buna? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Bırak, bırak! Tek çıkış yolun ölüm mü? Ne yapıyorsun bu halde böyle? Sen kankamsın. Görme bunu. Bırak geçen öleyim. Gün ölmeyeceğine söz vermedin mi? Atlamayacağım dedim. Asmayacağım değil. Şirketi kurtarma gücün var ama yapmıyorsun. Ama bu saçmalık. Bunu nasıl yapacakmışım? O hazineyi getirdin mi? Evet. Ver bana. Mafya patronuyla anlaşma yaptım bile. İş yapacağız. Ne saçmalıyorsun sen? Bunu yapmak istemiyorum ama başka şansım yok. Ölüyorum. Gerçekten. Aşağı in. Aşağı in konuşalım. Ciddiyim. Gerçekten ölüyorum. Onu boş ver. Ciddiyim. Ölüyorum ben. Gel buraya Tank. Onu tutamıyorum. Lanet olsun. Lanet olsun sana. Nasıl yapacağız? Suya batır yeter. Tamam, suya. Öylece suya mı attın? Hı. Evet şimdi. Şimdi mi? Suyu sevmez, kötü bir şey olacak. Hazine nerede? Ne bileyim ben. Ha? Mua. Olamaz. Ha, lütfen gel lütfen yardım et. Lütfen. Lanet olsun. İn aşağı in. Lanet olsun. Atlama. Olamaz. Atlama. Çok öptün yeter. Lanet olsun. Lanet olsun. Şöyle çek. Tamam. Tamam. Ligo, gerçeği söylemedin. Ya biri ölseydi? Bu senin suçun olurdu. Sorun açtığını biliyorum. Kontrol edemiyorum. Sen de bununla mafya anlaşması yapacaksın. Yok etmeyi tercih ederim. Yok etmek mi? Bunu hazmedebilir misin? Bencil nedenlerin olduğuna eminim. Bu doğru işte. Evet bencilim. Kızımı geri getirmesini istiyordum. Kızın yakılırken senin yanındaydım. Bu mümkün mü? O 5 dakika ne olduğunu söyleyebilir. Yine mi o 5 dakika? Sana 1000 kere söylemekten bıktım. Gerçek dünyaya dönebilir misin artık? Ona bir şans versene. İşe yararsa konu kapanabilir. Burası neden yıkılmış? Kızımın başına gelen kaza burada oldu.
zamanlar burada çift şeritli bir yol vardı. O gün teslimatları yapıyordum. Kızım kamyonda bekliyordu. Sıkılacak diye endişeleniyordum ve ona telefonumu verdim. Sonra geri döndüğümde o yerde öylece yatıyordu. Hepsi 5 dakika. Sadece 5 dakika oldu. Ne talihsiz bir çocuk. Çok kötü. Dostum, bu geçmişte kaldı. Cesur ol. Kalk hadi. Ne oluyor? Koca bir delik. İşte bu benim kamyonum. O mu? Bekle bir dakika. Liguo! Tank Liguo! Çalıyormuş. Araç kilitliydi ama. Ne cesaret. O 5 dakikada bir şey oldu. Bu tanıdık görünüyor. Telefonunu ver çabuk. Kimi arayacaksın? Kızımı. YG'nin adamları. Kendi. Kendi kızım. Kendi. Kendi bırak çalmaya devam etsinler. Peşlerinden gitme. Babanı dinle, ha? 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 Dikkat et!
Dur lütfen dur! Bilmeyecek misin? Baba, bunu yapmaya devam edemezsin. Çok çalıştığında bazen seninle gelebilirim ama yol çok uzun. Kendi, lütfen annene söyleme. Baba seni yemeğe çıkaracak. Hayır. Çabuk bana tuvalet bul. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bile ihmalkar davrandıysan bu senin suçun. Tianjin. Haklıydın. Bir baba asla İmalkar olamaz. Bu benim suçum. Bunu geri alabilir miyim? Yanılsama falan istemiyorum. Algı gerçekliktir, değil mi? İkisi farklı şeyler. Sonsuz pişmanlıkla mı yaşayacaksın? Sende pişmanlık yok mu? Nasıl bir şey ki o? Kızımı görmek isterdim. Ona tekrar sarılmak. Bu dilek için ölürdüm. İnsan duyguları çok karmaşık. Benini araştırmak için fazla basit ve kolay sanmıştım. Alo? Patronunla sevgilin yanımda. Ne istiyorsun? Fazla bir şey değil. O şirket benim. Muammayı getir. Biraz konuşalım. Alo? Geldim. Tak işte geldin. Seni davet etmek zor oldu. Ha.
Tank, arabamı ezmiştin. İntikamımı almayacağım. Öyle biri değilim. Ama o küçük hazineyi bana vermelisin. Çünkü o şirket malı. Onu çalışırken buldun değil mi ha? Kamyonu çarptın ve şirketi büyük zarara soktun. Tianjin'le ne ilgisi var? Elbette var. Sevgilin ve patronuna karşılık uzaylı top. Değişeceğiz. Bunu sana vereceğim. Ama hatırlatayım. Kurtuluş ya da felaket aynı şeyden gelebilir. Bu sana bağlı. Topu verip geçseydin neden uyardın? Onun elinden sen de çektin. Sonuçlarını düşünsene bir. Onun için neden endişeleniyorsun ki? Bununla nasıl oynanıyor? Ha? Öğretsene bana. Hiçbir fikrim yok. Kendin hadi, denesene. Hadi gidelim hadi. Dokunma aceleye bana. Gerek yok. Ah tanrım. Nasıl bir bela bu? Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Bırakın bizi. Uslu dur. Suya sok, itaat eder. Ne? Hadi sen yap. Tamam. Hop. Onu kurtarmazsanız ölecek. Ben olsam kurtarır mıydım? Söylesene. Çok kötüsün. Ben ölebilirdim. Kıza vurma, bana vur. Gösterinizi izledim. Sıra bende. Başım yaralanmıştı. Çok fazla kan vardı. Yaralandığınıza ilişkin herhangi bir bulgu yok. Belki buraya ya da kendimi kaybetmiş olmalıyım. Bilmiyorum. Peki, teşekkürler Bay Tank. Söylediğin doğruydu. Ve hiç kimse sana inanmadı. Ben hariç. Sadece bir cevap var. Kan. Benim kanım. Bir ünite. Ya yerine koymak için çok vitamin aldım. Dün gece çok düşündüm. O top seni kanın yüzünden dinliyor. Old Wang şirketini kaybetmeyi hak ettin. Benim kadar zeki değilsin. Tank. Uzaylı kanımı tercih eder mi sence? Hayat bir kumardı değil mi? Yapma. Hahaha.
Artık beni dinleyecek. Siz artık gereksizsiniz. Motor. Yige, bak bu bizim aramızda bir şey. Hadi konuşalım. Onları bırakmalısın. Onlarla bir ilgisi yok. Onlarla hiçbir ilgisi yok. Kimin ilgisi yok? İlgisi olmayan benim. Herkesin ilgisi var. Yapalım şunu. Hadi. Tek tek. Çekilin. Önce kadınlar. Sana. Ne? Tanrigo! Hey, bu da ne? Sana yürü dedim. Thank you.
Sen uzaylı mısın, Tenligo mu? Sormana gerek yok. İmparator kıyafeti bile giyse yine de ezik olarak kalacak. Sen Tankli Guo'sun. Buradan sağ çıkamayacağım. Ama seni uyarıyorum, ben asla kaybetmem. Buraya oynamaya gelmediysen yeni oyuncularım var. Tanligo, oyun başlasın. Senden korktuğumu sanma. Zafer hala onu kapanındır. Kaçanın değil. Hadi! Hadi! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak! ...15 milyon. Sana borcum yok. Dur. Ölebilirsin. Eğer sen tanksan... Hemen ortaya çık. Yine de bize dönecek misin? Kızını görmeye mi gideceksin? Geçen gün yalan söyledim. Çocuğumu aldırmadım. Eğer istersen... onu beraber büyütebiliriz. Çocuğumuzu beraber büyütebiliriz. İster misin? Bize geri dön. Yaşlanmışsın. Kendi yaşlandım. Çünkü seni özledim. Ben de seni özledim. Kendi... Ben yokken yalnız mıydın? Burada yalnızlık yok. Yalnız olan sensin aslında. Baban seni özledi. (Gülüyor)
Kendi. Baba. Kendi. Kendi. Baba, yalnız kalmayacaksın. Seni seven bir kadın var. Ve bir kendin daha olacak. Kendi. Baba çok üzgün. Önemli değil baba. Baba çok üzgün. Tüm suç benim. Önemli değil baba. Tüm suç benim. Güzel kızım, orada mutlu musun? Dünyada kavraması imkansız çok şey var. Ama bir şeyi anlıyorum. Gidenler sonsuzlukta kaybolur. Elindekine sarıl. Gitmesine izin verme. Çünkü sevgi dayanacağımız tek şey. Bizler parçalarız. Tangligo! Tangligo! Dostum, uyan hadi uyan. Nereye gittin ha? Ha? Bana giyecek bir şey bulun. Kıyafeti nereden bulalım şimdi? Giyecek bir şey bulun. Nasıl bir şey istersin? Ne bulayım ha? Sana yaptığım yeni ev nasıl? Sakin bir ev. Kimse rahatsız etmez. Lanet olsun. Benimle olman tehlikeli mi? Bana ihtiyacın kalmadı mı? Tek ihtiyacım o. Pek değil. Hey, aslında biraz korkunçsun. Beni korkunç bir canavara çevirdin. Hayır, abartıyorsun. Sistemin son değerlendirmesi şu. Tutku insanın en büyük hediyesi. Evet.
Senin aptal gezegenin çok bilge tabii. Gel. Bebeğime öpücük ver. Son bir veda. Bana Tang'ı verdiğin için sağ ol. Dostum, gelecekte görüşürüz. Onu özleyeceğim. Bu çok hızlı oldu. İki araba, bir dükkan. Başka ne isteyebiliriz? Bir yolunu bulmalıyız. Arabayı dairenden nasıl çıkaracağız? Oyuncak araba gibi kalamaz ki. Yavan ve maddecisin. Kimmiş yavan ha? Bir daha söylesene. Tamam bir daha. Gerçekten. Vay canına. Düşündüğünden zekiymişsin. Beynin o kadar etkilenmemiş. Senin sayende. Kulağıma taktığın o müzik yüzünden. Çok sıkıcı. Burası çok sessiz.